deprem anı. O anları yaşayanların anlatımları her geçen gün farklı şekilde tezahür ediyor. Gördükleri, yaşadıkları, hissettikleri o boyut bambaşka. İşte o anlardan birini anlatıyor abimiz. Diyor ki gökyüzü kıpkırmızıya boyandı adeta. Gölden alevler yükseldi. 7.7 büyüklüğündeki felaket onun gözünde işte böyle görüntülendi. Karşı göl yanıyor. Bir patlama olmuş. Çocuklar bomba atmışlar sanmışlar. Ondan sonra bu karşı Çelik Köyü'nün orada bir kırmızı ışıklar çıktı. Gökyüzü ateş kırmızı, etraf alev alevdi. Kimi bomba patladı sandı, kimi doğalgaz. Bunlar doğalgazlar, doğalgazı patladılar. Bu taraf sadece kıpkırmızı oldu, alev şeklinde. Görüntüler 7.7'lik felaket gecesinden. Gölbaşı sakinleri deprem kabusuyla yataktan fırladı. Kendilerini dışarı attılar ama ortalık cehennemden farksızdı. Küçük bir göl. Bu uç kısımda bataklık olan kısımdan o alevler çıktı. Evet, oradan. İki tane alev var. Evet, önce bir taneydi, sonra iki tane alev oldu değil mi? Çocuklar da savaşa mı girdik diyin, çağırdılar baba diyin, mecbur onların yanına gittim. Savaş oluyor hissettiler. Göl fokur fokur kaynıyor. Alevden, dumandan göz görmüyordu. Patlak var, patlak. Karşıya bakın, alevlere bakın. Nöbetçi arkadaşımızın da anlattığına göre bayağı korkmuş. Bayağı depremin etkisi bayağı bir olmuş yani. Gölün içerisinde gölün kaynadığını, gölün içerisinden alevler yani mama gibi şeylerin, kırmızı şeylerin çıktığını söyledi bize. Gökyüzünün kıpkırmızı olduğunu. Sadece Gölbaşı değil, İnekli Gölü'nde de manzara aynıydı. Suyun içinden gelmişti orada. Biz bataklık diyorsak ama oradan doğalgaz patladı dediler sonradan da. Tektonik göller normale döndü. Geriye ilçe sakinlerinin kaydettiği bu görüntüler kaldı. Allah'ım bir daha yaşatmasın. Şu yer gök bir sakinleşsin. Herkesin dilinde aynı dua, aynı dilekler var. Ama gelen veya da olması beklenen deprem gerçeğinde görmezden gelmemeliyiz. Evet. Ona göre bütün önlemlerimizi almalıyız. Ama işte doğanın böyle bir... Hareketlendi yeryüzü dünyanın birçok yerinde. Çok yerde. Çünkü ayın da etkisi bunda var. Gökyüzünde ne oluyorsa yeryüzüne yansıması işte 7 Aralık, 7 Mart'ta mesela bir dolunay var. Hani o da gel git anlamında eminim etkileyecektir. Yer bilimciler, gök bilimciler de bunu ifade ediyor. Ama böylesi ışıklarda özellikle ışık patlamalarında hani başka yerlerde bir anlam aramanın manası da yok. Evet, korkutucu olabilir ama kayaların içindeki minerallerde elektriksel değişim olduğu için böylesi ışıma meydana geliyor ifadeleri var bilim insanları tarafından. Yani buraya bakıp da aman Allah'ım bir şey oluyor, ne oluyor işte hani hurafesel düzeyde olayı değerlendirirsek yanlış yaparız. Zaten bu deprem denen hadisenin hiçbir tarafında hurafe ya da kader denen bir mevzu yok. Yoktur, ha, sadece zamanı saptanamıyor. Ama gelecek deniyor, ona göre yapılarınızı sağlam alacaksınız deniyor. Bundan da kolay bir şey yok herhalde. Yani 2 yaşındaki yeğenini anlat mesela, yavrunu anlat. O da anlar. Ha, demek ki evimizi güzel yapmamız, sağlam yapmamız der. Yani hani ışıma, şu bu, deprem, kader vesaire. Evet, onlar başka bir yerde çünkü. Kesinlikle öyle. O korkuyla tabii birçok şey, kelime söylenebiliyor bununla ilgili ama işin gerçeği budur. Bilimsel bunu da aslında bilerek, öğrenerek, bu bilimsel dayanakla aslında yürüyebilirsek bir rahat nefes alabileceğiz. Çünkü o kadar... Neyse ki artık bilim adamları, bilim insanları daha çok dinlenir oldu. Özellikle dünkü İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı bir oturumda hep gördüm. Büyük bilim insanları görüşlerini açıkladılar. Yöneticiler de buna destek oluyorsa işte o zaman umut verici hadiseler meydana geliyor. O zaman adım atılabiliyor değil mi? Evet, aynen öyle.